Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri kampının 6. haftası 2. videosundayız. Üçgen eşlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz ve eşliği bu videoda bitireceğiz arkadaşlar. Hadi dersimize başlayalım. İkinci eşlik teoremimizi işleyeceğiz bu dersimizde. Bir de üçüncü eşlik teoremimiz tabii. Şimdiki başlığımız açı kenar açı eşliği. Arkadaşlar açı kenar açı eşliği de iki üçgende aynı kenara ait açılar birbirine karşılıklı olarak eşitse bu iki üçgen eştir. Evet bakın nokta çift çizgi kenara ait açılar noktaya çizgi. Çift çizgiye ait açılar noktaya çizgi ise bu iki üçgen ne oluyormuş? Eş, eş, üçgen oluyormuş. Yalnız bakın dikkat edin tekrar söyleyeyim. Aynı kenara ait açılar karşılıklı olarak birbirine eşitse. Çift çizgiye ait noktaya çizgi çift çizgiye ait noktaya çizgi olduğunda iki üçgen eş. Ha bunları eş olarak bulduysak o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Hocam eş üçgenin mantığı açıların yazılmasıydı zaten. Açıları yazdıktan sonra hocam burası çift çizgiyse mesela çift çizgiyi gören buradaki çift çizgiyi gören burası da çift çizgidir. Hatta noktanın karşısındaki çizgi ise noktanın karşı çizgidir. Burası S ise burası da S diye. direkt yapıştırabiliriz. Bu eşlikte biraz böyle hocam başlıktan açı kenar açı eşliği biraz itici gelebilir ama ben genelde şöyle yapıyorum. İki üçgende bütün açılar birbirine eşit ve herhangi bir açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitse o zaman bu iki üçgen eşittir demek daha doğru geliyor. Daha sağlıklı geliyor bana. Ee, biz de bunu zaten en fazla bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Yani nasıl? Eşlikte de çok karşımıza çıkıyor. Hocam nokta çizgiyse zaten 3. açı çift çizgiyse burada. E nokta çizgiyse 180'e tamamlayan 3. açı burada da çift çizgi değil midir? E bir üçgende bütün açılar birbirine eşit. Ve aynı açının karşısındaki kenar da birbirine eşitse biz bu iki üçgene eş üçgen diyeceğiz arkadaşlar. Ha istersen kenar açı, açı kenar açıdan bul. İstersen de bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenar eşit mantığından eşliği bul sana kalmış. Ama yine altını çizerek söylüyoruz. Burada önemli olan nedir? Açı eşitliğini yazmak ve aynı açının karşısındaki kenarların eşitliğini yazmak burada önemli. Hadi bakalım. Burada eşliği yazarken bir de ABC eşittir FDE rastgele yazmıyorduk. ABC'yi yazarken çift çizgi nokta çizgi diye gittik. Çift çizgi nokta çizgi yani FDE'yi de ona göre yazıyoruz biz bu yazıma göre bakmıyorduk zaten açığının karşısındaki kenarlara göre bakıp işlem yapıyorduk arkadaşlar. Ee, özellikle bu eşlik teoremi benzerlikten sonra çok çok daha net bir şekilde oturacak. Çünkü bununla ilgili bir kalıp vereceğim zaten ben size. Açı açı açıda. Göreceksiniz. Neyse. Arkadaşlar bakın neler verilmiş. 2 birim 3 birim ve AD ile CE birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar AD ile CE birbirine eşit verilmiş. Ben buradaki eşitlikleri kullanmak zorundayım. Hocam bu açılar da O zaman bu açıların da eşitliğini kullanacağım. Hocam ben şuraya bir alfa dersem. E, noktayı kullanmak için. iki iç açı bir dış açı. O zaman buraya beta diyeyim. Burası alfa artı beta mı oldu? Evet. Hocam burası da alfa artı beta oldu. E, ters açıdan burası da beta. E hocam. iki iç açının toplam bir dış açı olduğundan burası da alfa oldu mu? Oldu. A dikkat edin. Şu kenara ait açılar alfaya alfa artı beta. Şu kenara ait açılar alfaya alfa, alfa artı beta. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Hocam zaten bu kenar şu üçgende. Hani şu üçgene yoğunlaşacağımız belli. Peki öbür kenar nerede arkadaşlar? Bakın şu üçgende. Öbür kenarda şuradaki üçgende. E, bu iki üçgene bakacak olursak eğer hocam alfa alfa artı beta üçüncü açıya çift çizgi dersem sarı üçgende de alfa alfa artı beta üçüncü çift çizgi olmak zorunda. E, sarı üçgenle bakıyorum ki çift çizginin karşısı kırmızı kenar. E, mavi üçgende de bakıyorum ki çift çizginin karşısı kırmızı kenar. E, bir üçgende İki üçgende bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitse eş üçgen diyebiliriz. E madem bunlar eş üçgen alfanın karşısı 2 ise alfanın karşısı 2'dir. Ee, sonra başka ne var burada? Alfa artı betanın karşısı hocam burada 5 ise şu sarıda da alfa artı betanın karşısı kaç olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Zaten bizden A, B uzunluğu isteniyor. Cevabımız da böylelikle ne çıktı? 5 çıktı arkadaşlar. Örnek 7'yi 5 bulduk geldik örnek 8'e. Şimdi 90'ların havada uçtuğu sorularda hocam İşimiz neydi ilk etapta? Daha öncelerinde de hep söyledim. Ya dik üçgenden sonuca ulaşırız Pisagor bağıntısından ya da benzerlikten. Benzerlik içinde açıya dalarız arkadaşlar. Ha burada arkadaşım dik üçgen zaten hala hazırda var. İşlem yapamıyorum. Şu üçgenin her kenarı boş. O zaman ne yapalım burada açıya dalalım. Açıya dalmayı da benzerlikte daha net bir şekilde öğreneceksiniz. Alt yapıyı şimdi atıyoruz. 90'ların 2 ya fazla olduğu durumlarda alfa beta açılarına dalınır, dalınır arkadaşlar. Yani sen buraya alfa buraya beta dediğin zaman alfa artı beta'ya bakın arkadaşlar. 90 derece değil mi? Evet. E beta 90'sı sıradaki ne olur? Alfa. Çünkü 90 ya burası. Diğer iki açının toplamı da 90 olmak zorunda. E hocam buradaki dik üçgende de 90 ya. Diğer iki açının toplamı da 90 derece olmak zorunda. O zaman burası da beta oldu. Yani şu üçgenle, hatta şöyle sarıyla göstereyim isterseniz. Bu üçgenle diğer üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. İsterseniz ilk etapta şunu diyebilirsiniz ama... Bence benim dediğim daha mantıklı. İkinci diyeceğim daha mantıklı. Hocam çift çizgi kenarına ait açılar alfaya beta. Çift çizgiye ait açılar alfaya beta olduğundan iki üçgen eş diyebilirsiniz. Niye? Açı kenar açıdan dolayı. Ya da hocam iki üçgenle bütün açılar eşit. Alfa beta 90, alfa beta 90 doksan ve 90'ın karşısındakiler eşit. Yani aynı açının karşısındaki kenarlar eşit olduğundan bu iki üçgen eştir diyebiliriz. Madem iki üçgen eş bulduk. Eşlikte tek yapman gereken aynı açının karşısındaki kenarlar. Hocam alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı 6'dır. Beta'nın karşısı 2 ise beta'nın karşısı 2'dir. E bunları yazmayı ihmal etme. E sonra benden şu x isteniyor. Hocam büyük üçgende Pisagor bağıntısı var. Yani burası 6, burası 8. 6, 8 ne üçgeni? 10 üçgeninden x'i kaç buluruz arkadaşlar? 10 diye buluruz. Evet örnek 8'i böylelikle 10 bulduk. Özellikle bundan sonra 90'ların havada olduğu yani havada uçtuğu sorularda direkt alfabete girmeniz şiddetle tavsiye edilir arkadaşlar. Üçgende benzerlikle bununla ilgili bir kalıp vereceğim zaten. Şimdi üçgenler verilmiş. BC ile şu paralel verilmiş. Paralelliği kullanacağız. Hocam madem paralel. E, burası 90 ise U kuralından dolayı burası da 90 derece midir? Evet. E, paralelliği kullandık. E 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa ile beta'nın toplamı kaç? 90 derece olduğunu kullanacağız. Hocam burası alfa. Burası beta. E, tamamı 90 ise burası alfa olmak zorunda. Çünkü alfa artı beta 90. Alfa 90 ise burası da beta oldu mu oldu. Şu üçgenle şu üçgenle oldu benzer. 9, 12, 15 direkt yazabiliyoruz hatta burada. Benzer. Hatta e, bütün açılar eşit ve 90'ın karşısı 15. Burada da 90'ın karşısı kaç arkadaşım? Burası da 15 değil mi? Evet. İki üçgen de bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşit olduğundan bu iki üçgen eştir. Yani o zaman burada 90'ın karşısındakiler eşse, eşitse bu iki üçgen eş. Hocam burada beta'nın karşısı isteniyor benden. Şurası beta ya. E buradaki beta'nın karşısına eşittir. Yani direkt kaça eşittir? 12 eşittir. Ya da hocam 15'in kolları beta alfa 15'in kolları beta alfa denk. Bence soruyu böyle daha uzun yoldan fark etmek gibi geliyor bana. Ne bileyim açıları yazın ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşitse işimiz daha kolay geliyor. Neyse örnek 9'u böylelikle ne bulduk arkadaşlar? Buraya da yazalım ayıp olmasın. X eşittir 12 bulduk. Cevabımız böylelikle 12 oldu. Geldik örnek 10'a. Evet bak 90. 90'lar havada uçuyorsa yani 2 ya da 2'den fazlaysa dal kardeşim alfabeteye. Dal bakayım. Hocam alfa, beta, burası da alfa. Aa, üçgen yok. Hocam işte burası 90 işte burası beta mı desek? Hayır ne biliyorsun buranın 90 olduğunu bilmiyorsun. E hocam ne yapacağız? Valla arkadaşlar bazen de dik üçgeni biz oluşturabiliriz. Artık siz bunu da aslında biliyorsunuz. Hani alfabete 90 var ya burada. Alfabete 90'lık bir üçgen lazım. Alfaya ait bir dik üçgen lazım. Hatırlayın daha önceden ben size bunun altyapısını verdim. Nasıl verdim? Mesela şurada verdim. Sen bir 30 derece gördüysen bu 30 dereceye ait bu, bu 30 dereceye ait ne yapıyorsun? Dik çiziyordun değil mi? Hocam dik çiz derken dik çizdim bak 30-60-90 oluştu. Ama dik çizmenin iki mantığı vardı. Ya buradan tepeden dik çiziyordun ya da buradan dik çiziyordun. Bak bunlar önceki çalışmalarınız şimdi e, say önceki çalışmalarınız sayesinde şimdi ekmeğini iyice yiyeceksiniz. Hocam burada da alfa var ya alfa beta 90 e burada da alfa beta 90 lazım bana. İki ihtimalim var. O iki ihtimalin nedir? Ya buradan dik çizeceksin ki çift çizgi bölündü olmaz. Ya da alfaya ait dik üçgen hop şuradan dik çizeceksin ve alfa 90 burası da beta oldu mu oldu. Şu üçgenle şu üçgenle oldu benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler aynı olduğu için eş üçgen oldu. Bazen eş üçgeni bize oluşturabilirler. Benzerlik konusunda da benzerliği bize oluşturabilirler diyeceğiz. Ve onlarla da ilgili örnekler çözeceğiz arkadaşlar. Neyse. Madem bunlar eş. Beta'nın karşısı 7 ise beta'nın karşısı hocam 7'dir. Alfa'nın karşısı 15 ise alfa'nın karşısı burası da 15'dir. e hocam burası 7 ise tamam 15'te Buraya ne kaldı arkadaşım? 8 kaldı. 8 15 ne üçgeni? 17 üçgeninden cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 17 çıktı. Evet böylelikle şu e, açık kenar açı eşliğinde bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi sırada ne var? Kenar kenar kenar. Evet diğer eşlik teoremlerine göre aslında fark edilmesi daha kolay olan bir eşlik teoremidir. Ama diğer iki eşlik teoreminde şiddetle bilin. Özellikle ben şunu kısalttığımı düşünüyorum artık. Açılara bakıp aynı açının karşısındaki kenarlara baktığınız zaman daha net olacaktır. Birinci videoda da kenar açı kenar yapmıştık. de ona özen veriyor, önem veriyor. Ee, onu da ayrıyetten o tekniği bilmeniz lazım. Aynı açının kollarının birbirine eşit olması tekniği arkadaşlar. Şimdi geldik kenar 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 eşliğine. Hocam iki üçgende bütün kenarlar eşitse bu iki üçgen nedir? Eş üçgendir. Bütün kenarların eşit olması eş. Yani senin elinde atıyorum şu kalemden farklı boyutlarda 3 tane var. Bir böyle bir bu kadar bir de farklı bir boyutta bir kalem var. Sen onları birleştirip bir üçgen yaptığın zaman aynı kalemlerle başka bir yerde bir üçgen yapsan yine aynı üçgen elde edersin. Kesin ve net. E işte bu iki üçgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitse bu iki üçgen eşittir. Hocam eşliği yazarken ABC eşittir D, F mi yazacağız? Hayır. Madem ben bunların eş olduğunu anladım. Madem bunlar eş. Eşlikte ne diyorduk? Açı çok önemliydi. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir diyorduk. Ya da eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir ifadesini çok kullanıyorduk. Hocam madem bunlar eş. Hiçbir açı yok. Aa, eşit kenarı gören açılar birbirine eşit. Mesela çift çizgiyi gören noktaysa çift çizgiyi gören burası da noktadır. Hocam çizgiyi gören çizgiyse, çizgiyi gören bak burası çizgi değil. Bak dikkat edin çizgiyi gören burası. Ne yapmışım? Üçgeni böyle yan çevirmişim ve öyle yapmışım. Burası çift çizgiyse bakın burası da çift çizgi oldu. Bu açıları da yazmak aşırı derecede önemli. Özellikle kenar kenar kenarda. Ki bütün eşitliği öğrenlerinde gördünüz. Açı ve karşısındaki kenar ilişkisi ya da kenar ve karşısındaki açı ilişkisi gerçekten ama gerçekten çok önemli arkadaşlar. Evet bunu yazdıktan sonra ABC eşittir. Bakın nokta çift çizgi çizgi diye gittim nokta çizgi çizgi, çizgi e, nokta çift çizgi çizgi DFE şeklinde yazılır öyle kafanıza göre DFE falan filan yazılmaz tamam arkadaşım buna dikkat edin hadi bakalım örneğe bakalım hocam iki tane Pisagor bağıntısı var elimizde bir burada bir dik üçgen var bir de burada bir dik üçgen var arkadaşım şuradaki dik üçgen bu iki dik üçgene bakacak olursak hocam ben şuraya A buraya B diyecek olursam burası da A burası da B şuraya C dersem B kare eşittir işte, A kare artı C kare mi? Evet. E, buradaki dik üçgende de B kare eşittir işte, A kare artı C kare olacağından burası da C olmak zorunda. A iki üçgende A, B, C kenarı var. A, B, C kenarı var. Bu iki üçgen dolayısıyla birbirine eş. Ha neden dolayı eş? Kenar, kenar, kenardan dolayı eş. Değil mi? E, bizden bir A, açısı isteniyor. E, eşlikte bak açıda isteniyor. Önemli olan neydi? Açı yazmaktı. Burada A'yı görene alfa dersem. Bakın arkadaşlar A'yı görene alfa dersem Burada da A'yı gören açı alfa mıdır? Evet. C'yi görene beta dersem. Burada da C'yi gören beta mıdır? Evet. E, alfa artı beta şuradaki dik üçgende sarı dik üçgende 90'a eşit. Aa hocam benden bu açı isteniyor. Yani alfa artı beta isteniyor. Yani B A'yı açısı isteniyor. O da kaç yapar o zaman? Bu da alfa artı beta olduğundan dolayı arkadaşlar cevabımız böylelikle 90 olur. Ve geldik bir sonraki soruya. Çizgi çift çizgi S ama buradaki kenarı bilmiyorum. O zaman şuraya şey diyelim arkadaşlar. Şuraya da yuvarlak diyeyim isterseniz. Çizgi s, çift çizgi artı yuvarlak. Çizgi s, çift çizgi artı yuvarlak. A, iki üçgende bütün kenarlar eşit verilmiş. Bak, bütün kenarlar eşit verilmişse o zaman bu üçgen ile bu üçgen nedir? Kesinlikle ama kesinlikle kenar, kenar, kenardan eştir. E hocam eşliği yakaladık. Aynı kenarı gören açılar birbirine eşit mantığını kullanacağız. Çizgiyi gören 25'tir. çizgiyi gören 25'tir. Hocam Çift çizgi artı yuvarlığa gören 85 ise çift çizgi artı yuvarlığa gören 85'tir. 25, 85 daha kaç? 110. Buraya kaç kaldı? 70. Hocam 25, 85 daha 110. Buraya kaç kaldı? 70. Ya da S'yi gören, gören 70 ise S'yi gören 70 diyebiliriz arkadaşlar. E. Şimdi BDE açısı. Hocam şuradaki açı kaç derece oldu? 110 derece. 110 eksi ABC. ABC. Yani 70 isteniyor. Bizden... 110'dan 70 çıkınca kaç geliyor arkadaşlar? 40 geliyor galiba. Cevabımız da böylelikle 40 çıktı örnek 12'de. Ve geldik örnek 13'e. Yani sanırım bu videonun son sorusuna. Evet. ABC bir üçgen. AB ile şunlar birbirine eşit verilmiş. Tamam. Şunlar birbirine eşit verilmiş çizgi çizgi. Bak şu da bunu kullanamıyoruz hala da. Ya kullan kardeşim. Şuraya bir harf ver AD, buraya bir B de. DCA dersen. bir kere burası da A mıdır? Evet. DE'ye B dersen A artı B oldu. BE uzunluğu bakın. BE uzunluğu neymiş? A artı B. Hocam şurası A artı B'ymiş. E ne yapacağız? Bak şurası da A artı B. Hmm. Arkadaşım dikkat eder misiniz? Şuradaki üçgene bakar mısınız lütfen? Ne var burada? Hocam e, A çift çizgi A artı B. Aynısı şuradaki üçgende de yok mu? A çift çizgi A artı B. Dolayısıyla bu sarıyla sarı çizgili sarı çizgi, çizmeli Mehmet Ağa yani sarı çizgili üçgen nedir? Birbirine eştiği midir? Tekrar söylüyorum. Çizgi çizgi çift çizgi, çizgi, çizgi A artı B. Çizgi çift çizgi, çizgi A artı B. Bütün kenarlar eşit işte olduğundan dolayı. E biz burada ne yapıyorduk? Aynı açıyı yazıyorduk. Açı çok önemli. Açıyı yaz. Hocam 15'i gören A'sa, A ise A'yı gören 15 ise burada da A'yı gören 15'tir. Şu üçgenlerin eş üçgen olduğunu söyledik arkadaşlar. E başka Hocam A artı B'yi gören şurası nokta açısıysa A artı B'yi gören burası da nokta açısıdır. Başka hocam burası çift çizgi ise çift çizgiyi gören çift çizgiyi gören burada kaçta da çift çizgidir. Tamam yazdık bunları. E şimdi de yola koyulalım. Bu arada bu büyük üçgen nasıl bir üçgen? İkiz kenar üçgen değil mi arkadaşlar? Evet. E o zaman ben buraya bir alfa dersem. Hocam burası alfa artı 15 iken burası da alfa artı 15 oldu mu? Oldu. Bak ikiz kenardan dolayı. Çünkü bu ikiz kenar. Alfa dersem. Alfa artı 15, alfa artı 15. Nokta aç istediğim alfa artı 15 oldu mu oldu? E artık arkadaşlar soru çıktı. Alfa artı 15, alfa artı 15, alfa artı, bir de şurası var. Yani şu 3 tane köşedeki açının toplamı nedir? Büyük üçgende iç açılar toplamı 180'dir. Alfa artı 15 artı alfa artı 15 artı alfa artı 15 artı 15 eşittir 180 yapmalı. 3 tane alfa var. 3 alfa artı 15, 30, 30 da burada 60. 3 ee, alfa artı 60 eşittir 180 ise 3 alfa eşittir 120 çıktı. Alfayı da buradan 40 derece bulduk. BAC isteniyor yalnız dikkat. BAC yani BAC açısında MBAC yazacak olursak neye eşit oluyor gençler? Alfa artı 30'a eşit oldu. Alfa da 40 olduğundan dolayı cevabımız da kaç çıktı? 70 çıktı arkadaşım. Evet gençler Böylelikle eşliği de bu soruyla birlikte bitirdik mi? Bitirdik. Evet eşlik gerçekten kolay yapılabilir ama tekrar söyleyeyim e, videosunda da söylemiştim. Benzerlikten sonra sanki daha iyi oturuyor. Ama burada önemli olan birincisi kenar açı kenarı bilin. Diğerleri hakkında zaten güzel teknikler verdim. Kenar 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 da zaten bütün kenarları eşitse daha rahat bir şekilde soruda fark edilebiliyor. Ama eşliğin en etkili yeri ne? Ağzımdan çıkan şu cümleye dikkat. Hocam açı yazmak ya da kenar kenar açı yazmak. Evet, açı yazmak, açı yazmak çok önemli. Aynı kenarı gören açılar birbirine eşit ya da aynı açının karşısındaki kenarların birbirine eşit olduğu çok 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 önemli arkadaşlar. Gençler böylelikle eşlik bitir videolarını bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda çok önemli bir yere başlıyoruz. Üçgende benzerliğe başlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.